Şenel Bey merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizler de sağ olun, bizim görevimiz efendim. Çok sağ olun, ben röportajımı öncelikle Şenel Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Şenel Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl oldu efendim? Şenel Bey kimdir? Şenel Bey bir köylü çocuğu, esnaf çocuğu. Evet. Taranoğlu Tekstil'in kurucularından, baba mesleği, işportadan gelen bir kardeşimiz. Hani çekirdekten yetişmiş, evet, bir isim. Evet, İkinci kuşaksınız. Öyle. Efendim? İkinci kuşaksınız şu an. İkinci kuşağız ve üçüncü kuşağı da aynı şekilde yetiştiriyoruz. Oğlunuza. Evet. Evet, buradan da oğlunuza da selamlarımızı gönderelim. Onu desteklere. Çok teşekkürler, çok selamlar. Destekleri, emekleri çok büyüktür. Yani burada baba oğul sırt sırt omuz omuza verdiniz, mücadele, evet, ediyorsunuz diyebiliriz. Aile şirketimiz. Evet. Evet. Ailecek çalışıyoruz, aile boyu. Harika. Peki biraz ben burayı tanımak istiyorum sizlerden. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Buyurun. Bizim şimdi buraya gelen arkadaşlarımız, yerli arkadaşlarımız mı yoksa yabancı gelen arkadaşlarımız mı? Bütün hepsini kapsayabiliriz. Ürün gruplarını tanımak istiyorum şu an. Örneğin mağazamıza gelen, yabancı gelen arkadaşlarımız bir gezmeyi, ziyaret etmeyi istiyorlar. Geziyorlar. Evet. Yerli arkadaşlarımız da katlı mağazamız olduğu için ürünlerimizin kat kat reyonları var. Aşağıdan çocuklarımıza soruyorlar, yardımcı oluyorlar. Şamaşırından, çorabından, takım elbisesinden, efendim gömleğinden. Yani bir insana ne lazım? A'dan hepsi Z'ye. Burada var. A'dan Z'ye. Evet, bay bayan bu arada. Bay bayan, çocuk, hepsi içinde. Hepsi içerisinde. Evet. Ama hizmet sektörü zor bir sektördür. Hizmet sektöründe şunu söyleyeyim. Önce kurumsallaşmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, evet, gerçekten çok önemli. Şimdi biz arkadaşlar, bazı arkadaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza diyoruz ki birlik beraberlik olalım. Ama maalesef şu günkü ortamda olmayan arkadaşlarımız çok. Çok ihtiyacımız var aslında. Yalnız kendiyi yenileyemeyen, kurumsal olup da kendiyi yenileyemeyen arkadaşlarımız gerçekten zor durumda kalıyorlar. Devletimiz KOSGEB kurumuyla beraber, evet, DOKAP'la Karadeniz Kalkınma İşbirliği ile beraber gerçekten çok büyük imkanlar sundu bizlere. Halen de sunmakta. Yöremiz olarak kalkınmakta öncelikli iller içerisindeydik. Allah'a çok şükürler olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız havaalanımızı yaptı ve Orta Karadeniz olarak Samsun-Trabzon arası kalmış ücra bir köşedeydik biz burada. Şu anda gözle görünebilecek, hissedilebilecek bir dereceye geldik yöre olarak. Yani değerine değer kattı aslında. Çok ya da değer ortaya çıktı. Çok değerine değer kattı. Mesela bunu Ordu'da görebilirsiniz, Giresun'da görebilirsiniz ama bulanacağımız şu anda daha yeni. Bizim ikinci organize sanayi bölgemiz yeni açılıyor. Ve Türkiye'de böyle bir organize sanayi görme şansın yok. Havalanına 5 dakika, karayoluna gözünle beraber baktığın zaman E5 transit yol. Denizi görüyorsun. Hiçbir organize sanayi Türkiye'de denizi görme şansı yoktur buranın haricinde. Evet. O şansa da sahibiz. Ama tabii yeni kurulmakta 5-10 bin çalışabilecek kapasiteye sahip bir organize sanayimiz olacak. Bir 3-5 sene içerisinde. İnşallah diyelim biz de. Çok severek, evet, yapıyorsunuz işinizi. Yani yaşıyorsunuz. Kendi işimizde şunu söyleyeyim. Önce de facto firmasının konsept bayisiyiz. Evet. Suvari'nin konsept bayisiyiz. Fashion, Fresh'in konsept bayisiyiz. Tiffany Tomato var. Batik var. Bunların konsept bayisiyiz. Evet. Zaten şu anda yeni. Evet. Ama oksijen, hava, her şey bol kardeşim. Su. Karadeniz'in incilerinden biri. Eti istediğin gibi doğal olarak diyorsun. Evet. Yani. Burada ulaşım sıkıntısı yok. Şimdi yeşil yol olarak ormanlarımızın içerisinden, evet, Samsun, Sarp arası yolumuz hizmete girecek Allah nasip ederse. Evet. O zaman buralarda daha artık niye ben yatırım yapmadım deyip pişman olacak çok arkadaşlarımız. Çok arkadaşlar. Onun için şu anda bir hayli iş adamı, arkadaşlarımızın birçoğu yatırım peşindeler yani. Evet, bunları da buradan ekran başındaki, evet, izleyicilerimize hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Saygılar. Ben de sizlerle tanıştığım için memnun oldum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Saygılar.